Herkese selamlar dostlar. 23 ve 24 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Skorla başlayalım. 23'ünden sizlere maç skoru olaraktan da Antalya Ankara gücünün maç skorunu sorduk sizce ne olur diyerekten de. 24'ünden ise arkadaşlar derbi mücadelemiz var. Akkızı'da oynanacak bir derbi. Trabzon Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bu iki maçın maç skorunu ayrı ayrı yazarsanız bilenleri de ayrı ayrı zaten katıl telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Önceki Fenerbahçe İstanbul maçının maç skorunu sormuştuk. Onu kazanan arkadaşımız da Ali Alta isimli arkadaşımız. Değerlendirenler, katılanlara herkese tebrikler ve bol şanslar. Devam edelim isterseniz. Bu iki maçın maç skorunu sizlere sorduk. Geçtim bunu. Canlılarda neler yapıyoruz? Bildiğiniz üzere Süper Lig artık yavaştan başlıyor. Bu videoyla zaten Süper Lig başlıyor ve önümüz gerçekten uzun bir maraton. 6 aylık bir maraton var. Biz canlılardan da zaten Ziraat Türkiye Kupası'ndan bugün inanılmaz işler yaptık. Sivas Spor'un maçını ekmeğini öyle bir yedik ki zaten neredeyse 3-4 katı zaten sadece Sivas Spor maçından aldık. Fenerbahçe maçından aldık. Başakşehir maçından aldık ki zaten bu alırken de her gün açık grubada ara ara canlılar da ilettim. Sizler de zaten ücretsiz şekilde oradan da değerlendirme altına almışsınız diyerekten düşünüyoruz. Fakat ağırlık zaten canlı odasına yaptığımızı da biliyorsunuz. Her gün açık grubumuz da var zaten. Dediğim gibi 5000 kişilik bir grup burası. Çok fazla kişi var bence 5000 kişi gayet güzel bir sayı. Oraya da yorumlar kısmında ve açıklama kısmında linki var. Sizler de katılırken da mesela video bazen kötü geçebilir. Tercihler başarısı olabilir. Orada ben hemen bir canlı seansı yaparaktan da toparlıyorum veya eşsiz olarak da kazanç sağladığınızda belirtelim katılırsanız da sizin şansınıza diyelim. Maç önü yazılarımız, yüksek oranlarımız, yüksek mislerimiz ligler bugün itibariyle zaten iyice yoğun olacağı için biz de elimizden geleni yapacağız. Aynı şekilde yazılarımız, yüksek oranlarımız ve yüksek mislimiz devam edecek bilginize. Bunun da bilgisini verdikten sonra geçelim. Sizlerden ricam artı 300 400 seviyesinde hatta artı 300 diyelim yeni başlıyoruz. Artı 300 seviyesinde bir like bırakırsanız videomuza da desteklerinizden dolayı ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Değerlendireceklere katılacaklara bol şanslar. İlk mücadelemiz Antalyasporla Ankara gücü maçıyla başlayalım. Maçın favorisi Antalyaspor gayet normal kendi evinde olacağından dolayı iyi bırakan iyi bir, iyi bırakan bir Antalya vardı. İki maçını kazanaraktan da bugün oynanan maça da baktığımız zaman da 1-0'lık skorla galip gelmesini bildi. Güzel bir başlangıç yaptı Manisa'ya karşı. Kalesine pozisyonlar verdi mi? Verdi. Kadro nasıldı? Hacı Wright, Freddy gibi isimlerin hepsi zaten sağdaydı. %80-70 civarında, 70 diyelim %70 civarında ideal 11'i sağdaydı Antalyaspor'un burada. Luis Adriano gibi isimler yoktu. Ankara gücünün de aynı şekilde maçı vardı. O da biraz yedek kadro ile çıktı mücadeleye. Ankara gücü bence şu son maçlarda veya şu ligi Dünya Kupası arasına girmeden önce Antalyaspor'a göre daha formda bir takımdı. Hazırlık maçlarında oynadı. Her iki takım hazırlık maçlarını oynadı. Ben burada Ankara gücünün tarafında olacağım. Atacağı bir gole oran vermemişler. Bir 25 gibi oran vermişler. Aslında bu değerlendirme altına alınabilir de. Dediğim gibi oranı düşük. Buradan Antalyaspor'dan da kendi evinden gol bekleyelim. O yüzden ilk tercihimiz burada idealden KG var tercihiyle. Bir 50 gibi orandan değerlendirme altına almış olalım. Değerlendirecekler bol şanslar. İkinci mücadelem Ümraniye ile Başakşehir mücadelesi. Ümraniye'de bugün 2-1'lik bir Kasımpaşa galibiyeti aldı deplasmanda olmasına rağmen aldı. Fakat şunu söylemek gerekir ki Kasımpaşa o maçta çok daha iyi bir futbol sergiledi. O yüzden Ümraniye'nin son dönemlerde bir başarısı var mı? Var. Fakat dediğim gibi Ümraniye kalesinde pozisyon veren bir takım. Şey değerlendiremedi. Kasımpaşa ziraat maçında değerlendiremedi. Bugün Başakşehir'e baktığımız zaman da Başakşehir'de bugün bir mücadele oynadı. 3-0 olması lazım. 3-1 Göztepe ile. Maçı da izledim de daha yeni canlısını yaptık o kadar. Maçı hatırlayamadım bir anda. Bugün 3-4 tane maç izledik böyle. Neyse. Başakşehir'in nasıl bir futbol sergilediğini sizler de izlemişsinizdir. Neredeyse zaten az kadroyu sürdü. Tabi son lig maçında da 7 tane yiyen bir Başakşehir takımı vardı. Galatasaray'dan 7-7. Lige iyi başlamak isteyecektir. Emre Belezoğlu yani disiplinli bir hoca. Dişli, dişli bir hoca olduğunu da söyleyelim. Yani karakteri itibariyle birlikte. Emre Belezoğlu'yu zaten herkes tanıyordur. Fenerbahçe kariyerinde de aynı şekilde öyleydi. Ben burada Başakşehir tarafındayım. Ee, bazı şeylere baktım, düşüncelere baktım, foruma baktım, insanların düşüncelerine baktım. Ümraniye tarafına kayanlar da olmuş açıkçası. Fakat ben burada Başakşehir'in bir Kan kaybedeceğini düşünmüyorum. Doğrudan taraf, ga taraf galibiyeti alacağım. Çünkü Başakşehir'in ben oyununu iyi biliyorum. İkinci bölge ve birinci bölge bağlantısını iyi yapan bir takım. Çok fazla pozisyon vermeyen bir takım. Volkan Babacan da kel kötü tutuyor bir şeyler yani. Hücum hattında da aynı şekilde Okaka özellikle gol attıktan sonra Serdar diyor ya. Onun muhabbetini zaten biliyorsunuzdur. Serdar Güller çok inanılmaz oynuyor kanatlarda. Deniz Türüş de açtığı ortalarla birlikte inanılmaz işler çıkartıyor. Ben burada doğrudan maç sonu 2 gibi orandan alacağım. Bilginize değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ayın 24'üne geçiyorum arkadaşlar. 3 tane de burada mücadelemiz var. Değerlendirecekler şimdiden bol şanslar diyelim. Celtic maçıyla başlayalım. Bu maçı biraz hızlı anlatacağım. Celtic maça lige inanılmaz başladı. 1-0 gibi bir skorla galip geldi. Fakat maçın özetini izlediğim zaman da Celtic zaten 33 tane şutu var. Burada oran ne açılır bilmiyorum. Johnstone takımı savunma yapan bir takım. Celtic takımı da az 11'ini çıkaracağı için burada. Ben burada şöyle bir tercih aldım. Değerlendirme altına da almayabilirsin. Oran ne açılacak bilmiyorum. Avrupa'dan da bakmadım. İlk yerden bir Celtic galibiyeti alın bence öyle bir değerlendirme yapılabilir. Selçuk zaten kendi İskoçya Ligi'nin yani üst çok üstünde bir takım. Yani tüm takıma Rangers'ın bile 2-3 gömlek üstünde olduğunu söyleyelim bu dönemde. Şu son dönemde. Bu yıl özellikle. Geçtim bunu da. Kasımpaşa Sivas'ta devam edelim. Bu maçta güzel bir maç olacaktır. Sivas da bugün oynadı. Kasımpaşa da. Şimdi Kasımpaşa burada Selçuk İnan'la birlikte ilk lig maçını oynayacaklardı. Oynayacaklar daha doğrusu. İlk resmi maçında fakat kaybetti Ümraniye. az önce bahsettiğim gibi. iyi oynadı mı? iyi oynadı. Selina, Fal gibi isimler özellikle kanatlarda etkili oldu. Fakat dediğim gibi birçok pozisyonu yediklerini söylemek lazım. Sivas Spor'a baktığımız zaman da Anadolu ekiplerinden şöyle bak göz gezdirdiğimiz zaman da en oturmuş takım sanırım Sivas Spor olduğunu söyleyebiliriz oynadıkları oyun. Ne oynadıklarını Özellikle Saiba transferi de takıma inanılmaz bir ime kazandırdı. Zaten Yatabari'yi biliyoruz yıllardır. Gradeli keza biliyoruz fil dişili oyuncu ben burada Sivas tarafından bir gol gelmesini beklerim açıkçası. Sivas iyi bir takım açıkçası. Oturmuş bir takım. Kasımpaşa'da Selçuk Hoca ile birlikte ilk maçında da bir yenmek isteyecektir. Ara ara risk de alacaktır. Öne de çıkacaktır. Sivas Spor da bunu değerlendirebilir. Ben burada KG var tercihini aldım. 1.46'da bunun oranı var. Mücadelede her iki takımdan da gol beklediğimi belirteyim sizlere. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Ve haftanın maçına gelelim. Trabzonsporla Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe burada 219 gibi. Akyazı favori arkadaşlar. Şimdi zaten hatta şu Trabzon'un şeyine bakayım hemen. Akyazı stat kapasite. Bir bakalım bakalım. Şeyi kaçtı. 40.782 kişi. Biletlerin hepsi satıldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben sizlere. Stat full olacak öncelikle Trabzon mücadelesinde. Trabzon burada şu an puan durumuna bir bakalım. Eğer mağlup olursa puan farkı 9'a çıkar. İnanılmaz bir rakam. Ama şöyle bu sezona baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin önüne geçecek çok da kolay bir takım olduğunu düşünmüyorum. Samsun maçı var Trabzon'un. Daha oynanmadı. Oynanacak o mücadele. O maça muhtemelen rotasyonlu kadroyla çıkacaktır. Takıma Edin Vizca da geri döndü. Hazırlık maçlarında oynadığı bilginize önemli bir eksiklikti. Trabzon adına ligimizi en iyi bilen kanatlardan bir tanesi. Fenerbahçe'yi zaten neyini anlatayım sizlere? Geri düşmez. Geri düşse saldırır. E, gerideyken, e, öndeyken her türlü saldıran, isteyen bir Fenerbahçe takımı var. Aynı şekilde burada da olacaktır Fenerbahçe. Şöyle bu sezon baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin zaten daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Ama Trabzon'un burada ile birlikte geri düştüğü zaman da e, illaki öne doğru saldıracaktır. Bence kart, korner, gol bahis açısından verimli bir maç olacaktır. Herkesi kazandırabilir bu mücadele. Fakat benim şöyle ana tercihim burada mücadelenin kornerli geçmesi. Ben burada Trabzonspor'un yeri geldiği zaman risk alacağını ve seyircinin de iteceğini düşünüyorum takımı. O yüzden burada hem Trabzon'da hem Fenerbahçe takımı da korner kazanabilir. Ne açtılar bilmiyorum şu an açmadılar fakat 8.5 üst korneri ideal bir orandan açarlar, açarlar diye düşünüyorum. O yüzden şöyle ana tercihim burada 8.5 üst kornerdir. Bunu aldık mı aldık. Fenerbahçe deplasman tanır mı? Bence tanımaz burada. Jorginho'yu stüdyodan burada elinden geleni yaparaktan da galibiyet de isteyecektir bence. Şöyle de bir risk alalım veya yüksek orandan alalım diyerekten de. Bence Fenerbahçe'nin burada atacağı 2 gol bile değerlendirme altına alınabilir. Yüksek oranla veya sistem yapacaklara bu yönde bir değerlendirme de sunabilirim. Ama dediğim gibi ana tercihim burada korner bahsi olacaktır. Onun dışında yüksek oran isteyenler de burada ne Trabzon'un golüne gideceğim. Ben burada Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü de bekleyebilirim. Deplasmanı zor olacaktır. Hatta bir tane de söz vardır. Fenerbahçe'nin en kolay deplasmanı Trabzon deplasmanıdır diyerekten de. Hatta Ser Serhat Akın'ın da bir anısı vardı dakika 70 hiçbir şey oynamıyoruz falan bir şeyler diyordu. Van çıktı küçüklüğü attı 1-0 galip geldik gidiyoruz diyordu. Öyle bir mevzu da vardı. Öyle bir söz de vardı Trabzonlu arkadaşlarımız bana kızmasın. Ama Fenerbahçe alırsa burada 2 gol daha atabilir. 1.92'de oranı var. Ama ana tercihim burada dediğim gibi 8.5 üst kornerdir. Toplamda 5 adet mücadele anlattım. Süperlik başlıyor. Yavaştan şansımız daim olsun. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz Bay bay.